Metal Yorgunluğu Yazan Tomris Uyar Yapı Kredi Yayınları Metal Yorgunluğu Öykü kitabından Ferdi efendim evet Ferdi Önce adımı soracağınızı söylemişlerdi. Yılmaz Bey oğlum söylemişti. Sonra doğum yılımı soracakmışsınız. Yalnız doğum yılına kadar uzaklara gitmeden önce biraz dinlenelim isterseniz size önemli bir belge sunmak istiyorum da. Bir nolu belgeyi. Şu fotoğrafı. Rica ederim bir göz atın lütfen. Bakın bir otel odasındayım. Nereden belli derseniz Limbey oğlum. Battaniyenin kaplanış biçiminden diyeceğim. Bir de demir karyolanın cinsi var tabii. Bakınız akşamda çökmekte dışarıda. Mintanıma, mintanın kıvramış kollarına, pantolon askıma, Sol elimi tam bir vazgeçmişlik içinde dizlerime bırakışıma bakın lütfen. Ama öbür elimdeki rakımı ne güzel yudumluyorum değil mi? Yalnız yalnız. Evet. Bu fotoğrafı kimin çektiğini soracaksınız. Maalesef bilmiyorum. Bugün sizinle buluşmaya gelmeden önce çok düşündüm ama bir türlü bulamadım. Belki de kat temizleyicisi çekmiştir ya da akşamları odama uğrayan bir katip. Bolca bahşiş verdiğim hatırlarını sormakta kusur etmediğim hısım dostlardan biri. Bu deyimi çok severim ama size ne demek olduğunu açıklayamam şu anda uzun sürer. Lim Bey oğlum, hesap uzmanı sıfatıyla çıktığım ya sonuncu tur nedir bu ya sondan bir önceki. Orası kesin. Daha o gün bu gerçeği sezmiş olacağım ki hayatımın özeti sayılabilecek bu anı özel tarihime geçirmek istemiştim. Belki de otelde sürekli kalan başka bir yalnız müşteriye rica etmişimdir. Hep açık duran oda kapımdan onun ayak yoluna geçişini görmüşümdür. Siz bu güneş nedir bilmeyen izbe otelleri bilmezsiniz, efendi oğlum. Loş sofalarda karşılaşan ihtiyarlar birbirleriyle nasıl utanarak selamlaşır. Dünyada kimse onları istemiyor gibidir. Sabah kahvaltısında geceden sağ çıkanların dökümünü nasıl telaşla yaparlar bilemezsiniz. Biri sofraya gelse kimse gidip odasına bakmak istemez. Dünyanın her yerinde bir aileyiz biz. Sakın dünyadan örnek getirip sizi etkilemeye çalıştığımı sanmayın lütfen. Evrensel kimsesizliğimle size baskı yapmayı düşünmem bile. Fotoğraftaki adamın avuçlarının çökküklüğü, sehpanın üstündeki çerçeveli fotoğraf, dışarıdaki karanlık çok bakarsanız yüreğinize işleyebilir gerçi. Yine de ben olaylara batılı bir tarafsızlıkla yaklaşmaktan yanayım. Öyle yetiştirildim. Evet, neresinden bakarsanız bakın, eski, silik, çağdışı bir fotoğraf. Sonra sizinle alışverişe başladığımızda takasa yani, bunu göz önünde tutacağım. Şimdilik şurada önünüzde dursun da bir cigara yakayım. 1933 yılında, 3 kanun evvel pazarı, 4 kanun evvel pazartesiye bağlayan gece, saat 20'de, Adliye Sarayı yangını başladı. Saniyede 50 metre hızla esen rüzgarla hızla yayılan yangın, iki gün içinde hukuk mektebini, maliye nezaretini ve İstanbul Adliyesi'ni barındıran 217 odalı ahşap yapıyı kül etti. Yangında bir odacı yanarak can verdi. Zarar 100 milyon Türk lirası olarak saptandı. Olay sırasında yarım milyondan fazla dava dosyasının yok olması yangında kasıt aranmasına yol açtı. Dava açıldı ama olay kısa sürede örtbas edildi. İki gün boyunca ağlayan, iç geçiren, ara sıra coşup naralar atan kalabalığın yaşamını bunca derinden etkilemesine karşın zamanda unutuldu yangın. Aralık ayına çıktığı bile unutuldu da İstanbul'un ünlü şakacı patlıcan mevsimi yangınları arasına katıldı, karıştı. Özel gerçekliğini zamanla yitirdi, saydamlaştı. Onu Fatih yangınıyla karıştıranlar bile oldu. Çok sonraları Boğaziçi kıyılarından Beykoz önlerinde çarpışan iki yabancı tankerin alevlerini aynı coşkuyla izleyen aynı panayır kalabalığı da gördükleri yangını kısa sürede unuttular. Her dönemin ünlü bir yangını vardı. O dönemi sona erdiriyordu o kadar. Üç kanun evvel pazar gecesi İshak Paşa sokağının bulunduğu mahallede yangına katılmayan tek kişi Ferdi'ydi. Artık delikanlı sayılırdı. Gel gelelim büyüklerinin sözünden çıkmazdı çıkamazdı. Annesiyle babası çifte kavrulmuşları mendillerine doldurup gitmişlerdi. Simitçilerin, çoluk çocuğun, kulağa kesiklerin, hanım ninelerin, ağ babalarının arasında yerlerini almışlardı. Ferdi evde tek başınaydı. Pencereden bakıyordu. O sırada göğe yükselen yoğun kara dumanlardan içli bir delikanlılık düşü yarattı. Sedirde uyuklayan alacalı kedisi Mestana sarıldı. Bu isrenkle düş, yaşamı süresince yanında taşıdığı bir özelliğin kaynağıydı. Ferdi o günden sonra cigarasını hep çift kibritle yakacak, kibritleri söndürmeden tabloya atacak, ateşe bakarken hem o yangının hem de yoksun bırakıldığı tanıklığın anısını diri tutacaktı. Kedisi mestanda çeşitli kılıklara girip yönlendirecekti yaşamını. Doğum tarihine geçmeden önce size bir bilgiyi aktarmakta yarar görüyorum Lim Bey oğlum. Demin düşünüyordum da bizim ülkemizde geçmişler ne kadar kısa, ne kadar da kısa süreli. Bizler tarihimizi hep 17-15 yıllarla düşünürüz. Yanlış anlamayın dış dünyadan yenilikler çar çabuk erişir bize. Ne var ki parıltıları çabuk biter, çabuk aşınırlar. Dün yepyeni olan bir kavram, bir akım, umut veren bir ad, bir yüz bakarsınız bugün daha süresi dolmadan yıpranmış. Eşelenmemiş karanlık tarih dilimlerinin arasında bir yere kayıvermiş. O yüzden diyordum ki bizim ülkede tarih arayacaksanız Leyim bey oğlum kitaplara bakmayacaksınız. Ama bir insan yüzünde, eski bir yapıda, bir sokakta ya da şu önünüzdeki fotoğraf gibi bir kartpostalda yüz yılı bir anda kavramanıza yetecek onar yıllık ayrıltılar bulabilirsiniz. Benim doğduğum İshak Paşa sokağını ele alalım isterseniz. Efendim bu sokak bir taksinin ancak geçebildiği bu daracık, taşları harap sokak, kim bilir kaç on beş yıldır aykırı rüzgarlara göğüs gelmiştir. Kendisini enlemesine kesen çamaşır iplerini nasıl atlayıp dolan başlı yollardan da olsa kıyıya inebilmiştir. Doğduğum ev 13 numaradır benim çocukluğumda yıkılmak üzereydi. Bugün de yıkılmak üzere. Tahtaların arasından süren yeşil otları asla boyun eğmedi. Parmaklıklı pencerelerine eklenen son bir fesleğen saksısıyla dengesini yitirmedi, çökmedi. İşte size alışak gönüllü, sırdaş bir İstanbul sokağı. Kapısına asılmış çamaşırlardan içinde yaşayanları ele vermeyen sırdaş bir eski İstanbul evi. Bu evde zamanında iki düş yaşadı. Birini demin anıyordum batılı bir tarafsızlıkla da takasta bir değeri olmayacağına karar verdim. Siz ne de olsa bizlere yabancısınız Lim Bey oğlum. Bir dakika basıyorum başlıyorum. Doğum tarihim 1916'dır. Size sunacağım ikinci belge İkinoğlu belge Yavuz Zıhlısı'nın fotoğrafıdır. Eski bir dergiden kestim. Sizin gibi dünyanın dört bucağını gezmiş, ta Çin'den Amerikalılara kadar gitmiş bir uzmanı bu fotoğrafta etkilemeyebilir, ilgilendirmeyebilir. Ama o yıllarda bizlerin gözünde neydi o biliyor musunuz? Sizin süpermeniniz gibi bir şeydi. Anlatabiliyor muyum acaba? Yine o yıllarda akşam yemeklerinden sonra sofrada hep Yavuz konuşulurdu. Ve sofra bizde çok önemlidir. Yavuz rahmetle 1912 yılında Alman tezgahlarında yapılmıştı. Asıl adı Göbendi ama sonra hem Müslüman hem Türk olmuştu. 5 milyon Osmanlı altını karşılığında devletimizce satın alınmıştı. 23 bin ton ağırlığındaydı. Yavuz 30 Ekim 1914'te Odessa'yı topa tutmuştu da Cihan Savaşı'na katılmak zorunda kalmıştık. Yavuz yara almazdı, şerbetliydi. Yavuz'u kimse yenemezdi. Rahmetli 1950'de görevden alınana kadar milletimizin övünç kaynağıydı, sonra unutuldu. Ama yanlış anlamayın Lin oğlum. Beni asker ruhlu, yiğit bir adam sanabilirsiniz söylediklerime bakıp. Bendeniz İstanbul Mektebi mülkiyesini bitirip şanlı ordumuza katıldığım yıllarda da asker değildim galiba. İyaşe subayıydım. Kendi halinde bir İyaşe subayı. Çürük sebzeleri, meyveleri hep geri çevirdim. Orası öyle. Rüşvet almadım, yolsuzluk yapmadım. Ama askerlik ne kadar uzun sürdü anlatamam. Günler hızla geçiyordu da Aylar geçmek bilmiyordu. Benim yazıp çizme hesaplama serüvenim de daha askerlikte başladı denebilir. Bakın o döneme ilişkin hiç fotoğrafım yok, inanılır gibi değil. Ne mahfelde bir nişana katılmışım, ne bir geçit törenine sanki. Tüfeğimle poz vermemiştim talimde. Üç arkadaş bir araya geldiğimizde aralarına çökmemişim. Elimi kimsenin omzuna atmamışım. Askerlik denince aklıma gelen tek kırmızı şey Yavuz zırhlısıdır. Sonraları da Saldıray, Batıray ve Yıldıray deniz atlarının yapımı sırasında Haliç'ten gelen pembe çekiç sesleri. Bilirsiniz. Almanların Sikfirt attı, Fransızların Majuna attı gibi Türklerin de çakmak attı vardır ikinci harpte. İşte bu çeşit bilgiler, hatta müdafaa sattı müdafaa gibi, yalnızca kafiyeden ötürü aklıma takılmış tarih parçacıkları askerlik dediniz mi? Ben deniz bir sessiz film piyanisti gibi dışarıdan eşlik ettim olaylara. Hayat büyük hesabıyla akıp giderken ben karanlık odalarda ince dökümlerle uğraştım. Ta gençliğimden başlayarak. Sizin gibi gençlerin bugün iki saniyede elde edebildiği ortalamaları bulayım diye günlerce güneşe çıkmadım. Çevreme karşı dalgınlaştım, sevdiklerimi görmedim, günah işledim. Tek isteğim devletimizin ayakta kalmasıydı. E kaldı da. Bizim kuşak bitene kadar da kalacak. Sonrasını bilemem. Ne çalkantılı yıllar atlattık biliyorsunuz. Yine atlatır mıyız? Bilemem. Gelelim sadede. Size sunduğum yeni belgenin beni sarsan, özendiren erkeksi parıltısı belki de bin oğlu belgenin eprimişliğini, az gelişmişliğini örter diyorum. Takdir sizin. 1942 yılında İsa sokağına hercai bir düş aşılandı. Bir Haziran sabahıydı. 13 nolu evin önünde bir taksi durdu. Taksiden Mesrure Hanım indi. Dantel gelinliğinin eteğini güçlükle toparladı. Bileklerinden sarkan gelin telleri bozuk kaldırım taşlarına dolanıyordu. Mahalleli kapıya üşüştü. Çoluk çocuk herkes soluğunu tutup geline baktı. Çok güzeldi. Bütün güzeller gibi azıcık şehlaydı. Mesruriye Hanım iki yıl süreyle o gelin olarak kaldı. Sivri topuklu rugan iskarpinleriyle, ipek çoraplarıyla, fırfırlı dantel yakaları, siyah tay yöreleriyle. Omzundan sarkan tilkilerin yaydığı yoğun yağmur kokusuyla herkesi büyüledi. Ferdi Bey dışında. Ferdi Bey şimdi onu düşünürken o günlerdeki Ferdi'nin bu çarpıcı güzellik karşısında nasıl kayıtsız kalabildiğini kavrayamıyor. Mesruriye'yi annesi bulmuştu oğluna Peder Bey öldükten sonra evde gün boyu yalnız kalmaktan sıkılmıştı. Oğlunun evlenme çağı neredeyse geçiyordu. Mesrure zengin, görgülü bir ailenin kızıydı. Bir hesap mütehassısına eş olabilirdi. Fransızcayı hem biliyor hem konuşabiliyordu. Ferdi Bey'in gözünde ise Mesrure, ipeksi yumuşaklığı, alacalı güzelliği, ıslak dudaklarıyla tıp atıp mestandı. Onun saçlarını okuyor, o nermin elleri göğsüne bastırıyordu. Mesrure Hanım, İshak Paşa sokağını çağdaş güzelliğiyle iki yıl besleyebildi. Sonra bir kış sabahı, saat altıda, kötü bir düşten uyanmışçasına fırladı yataktan. Siyah bir pantolon giydi, sırtına bir gocuk geçirdi, doğu kıyıya. Sonraları yaz kış demeden her gün kıyıya yürüdü, hep aynı kılıkta. Mahalleli peşine adam taktı. Nereye gidiyordu bu kadın? Filmlerdeki zengin güzeller gibi yoksul bir akrabasını mı yokluyordu? Yoksa bir aşığı mı vardı? Varsa da haklıydı. Böyle genç bir gelin Ferdi Bey gibi. Ama Mesrure Hanım düpedüz denizle buluşmaya gidiyordu. Kıyıda ötelere dalıp dalıp eve dönüyordu. Eskiden süslü bir gavur geliniyken kimselerle konuşmazken şimdi herkese selamlaşmaya, esnafa merhaba demeye başlamıştı. Bir de kız çocuğu doğurdu o yıl kendisinin kısır, kocasının iktidarsız olduğu yolundaki söylentileri yalanladı. Çocuğunu göğsüne bastırırken yüzünden artık eksilmeyen o anlamsız gülüş azıcık canlanıyordu. Hiç gereği yokken ona buna borçlanmaya başlamıştı. Kapıya bir kurt köpeği bağlamıştı. Denize inmiyordu artık. Sabah ayazında saten iç gömleğiyle pencereye çıkıyordu. Soluğu acı acı karanfilli konyak kokuyordu. Ferdi Bey o güzel gözlerin donuklaştığını, göz atlarının torbalaştığını görmüyordu bile. O devleti ayakta tutuyordu. Sahi çocuğa kim bakıyordu o günlerde? Lim oğlum, dikkat ederseniz bin oğlu belgedeki çerçeveli fotoğrafı görebilirsiniz. Komedinin üstünde duruyor, pek seçilmiyor değil mi? Bence de. Diyorum ki kişinin doğum tarihi pek önemli değil aslında. Dünyaya gözlerini açmak daha önemli. Ben henüz dünyaya gözlerimi 1945 yılında açtım. Hesap müteassaslığından hesap uzmanlığına geçtim. Yeni kurula. Artık defterdarlığa kapalı kalmayacaktım. Turmelere çıkacaktım Anadolu'ya falan. Aynı yıl halkımızı da tanıdım. İlk o yıl. Halk kitaplarda yazılanlara hiç benzemiyordu. Defterdeki adlara da. Çok kollu, çok bacaklı bir kitleydi. Kasketler, fötürler, solmuş yün kumaşlar giyiyordu. Yeter diye haykırıyordu alanlarda. O yıl Demokrat Parti'nin açık hava toplantılarına katıldım. Bir ara bize mi kızıyor bu kitle diye düşündüm ama coştum yine de. Mebus olmayı hiç düşünmedim. Parti bu kitleye harcayabileceği parayı verdi, gezebileceği yolları açtı. Kitle de evine çekildi yine. Bugün eski bir maliyeci olarak durumu değerlendirdiğimde anlıyorum ki yine demin sözünü ettiğim o yıllar söz konusu. 1950'de parti iktidara geldi. Meslektaşlarımdan yabancı dil bilenler Avrupalara gönderildi. Giderken yanlarında bavullar dolusu konserve, paketlerle makarna götürdüler, Avrupa'yı ucuza getirdiler, dönerken satacak mal da getirdiler. 1960'da yeter dedik yine. O Mayıs sabahını hiç unutmam. Kapıda önüme ilk çıkan Mehmetçiğe nasıl sarılmıştım. Buyurun bir on yıl daha. 1971'de bendeniz müşavir uzman olarak pasif göreve geçtim. Kızım evinde kaçak arkadaşlarını barındırmaktan tutuklandı. Kızımı da o yıl tanıdım. Diyeceğim, bizim halkımız sokağa on yılda bir dökülür. İnançları ve parası değer düşümüne uğratıldığında. Her on yılda bir kılığı da değişir. Düşüşü kolaylaştıran yabancı unsurlardan bir takım özellikler kaptığından. Geçen gün ikindi güneşi alan alacalı kedilerin girmesini yasaklamayan ev otellerden birinde yeni yabancı unsurlarımıza rastladım da tamam dedim kendi kendime. Yakında halkımızı yine sokaklarda göreceğiz. Bu yeni unsurlar kot pantolon giyiyorlar. Ağır kokular sürüyorlar. Gömleklerinin yakası göbeklerine kadar açık. Boyunlarında Osmanlı işi madalyon, serçe parmaklarında Anadolu işi yüzükler var. Göğüsleri kıllarla kaplı. Konuşurken çok bağırıyorlar. İnsana dirsek payı bir boşluk hakkı tanımıyorlar. Bizim oteldeki görmüş geçmiş hısım dostlarımdan birinden öğrendim efendim. Bu 25 yaşlarındaki gençler saygı değer firmalarda el ulağı olarak iş hayatına atılıyormuş. Ya. Sonra paravan şirketler bunların adına kuruluyormuş. Stok mallar, kara borsa mallar, kaçak mallar söyleme sayıp bunların garson yerlerinde duruyormuş ya. Açıktan milyonlar vuruyorlarmış korkusuzlukları karşılığında. Belki sizin ülkenizde de vardır bu hoyratlar kalabalığı. Bizler gibi takas edilecek düşleri bile olmayanlar. 1940'larda kılıkları başkaydı. 1947 yılında bir bahar sabahı Ferdi Bey ile Mesruri Hanım A kentine geldiler. Yemyeşil bir yerdi. Rüzgarı kekik kokuyordu. Mesruri Hanım kocasının yeni görevine uygun düşecek yeni giysilerle kendine çeki düzen vermişti. Kır havası yıpranmış sinirlerine iyi gelirdi kuşkusuz. Ferdi Bey yol boyunca bu yeni ortamda aylığını, yolluğunu nasıl idareli kullanacağını düşünmüştü. Yine dalgındı. Önce orta halli iyice bir lokantayla 20 günlüğüne bir anlaşma yapmalıydı. İki kişi öğle ve akşam yemekleri. Ama oteli ayarlamadan önce eski dostu banka müdürüne bir uğrayıp kahvesini içmeli, bilgi edinmeliydi oteller konusunda. Mesrure Hanım tren penceresinden kırlara bakarken derisinin dirildiğini duyuyordu. Hafifçe gözlerini yumuştu. Durmaksızın düşlere kayıyordu. Ferdi Bey müdürün odasında kahve içiyordu. İçeri genç bir adam girdi. Alışılmamış bir kılığı vardı. Külot pantolonla çizme giymişti. Başına da Avrupa malı, damalı bir kasket geçirmişti. Müdürün omzunu dostça sıktı. Odadakilere günaydın dedi. Gözlerini bu yeni genç adamdan uzun süre ayıramadı Ferdi Bey. Özellikle elindeki kırbaçtan. Sık sık salladığı kırbaçtan. Bu kırbaç, adamın yakışıklı yüzündeki umulmadık sertliği, uçuk mavi gözlerindeki kıyıcılığı açıklar gibiydi gizliden ama sesi yumuşacıktı. Daha önce buralara yolunuz hiç düşmedi demek, dedi. Küçük ama şirin bir yerdir burası. Issızdır oldukça. ''Başınızı dinleyebilirsiniz. Avrupa'nın gürültüsünden çağdaş, dünyadan sonra yavan kalıyor biraz. Alışmak güç. Ama kent yakın. Bu hafta sonlarını kentteki evimde geçiriyorum. <laughs> Nasılsa kahyam idare ediyor çiftliği.'' Banka müdürü söze karıştı. ''Ragıp Bey, yöredeki en ünlü toprak sahiplerindendir.'' dedi. ''Avrupa'da hukuk okudular kendileri. Yeni döndüler.'' Ferdi Bey, doğrusu hiç A'ya benzemiyor. Yani ben benzetememiştim." dedi böyle çağdaş, uygar. "Şartlar değişiyor efendim." dedi Ragıp Bey. "Otel konusunda bir de Ragıp Bey'e danışsaydın Ferdi." dedi banka müdürü. "Ferdi Bey hanımıyla geldiler de," dedi sonra. "20 gün kalacaklar. Senin zeytinyağı imalathanesini denetleyecek Ferdi. Bir ihbar varmış. Kayıtları toparlayıp bir odaya kapanması gerek. Gece gündüz çalışacak." sessiz bir yer bulsak bari. E daha önce söyleseydiniz ya beyefendi diye atıldı Ragıp Bey. Yani aşk olsun. Ben gelip geçiyorsunuz sanmıştım ama burada kalacaksanız benim konuğumsunuz. Yoksa darılırım. Küçük bir ev var çiftlikte şu anda boş. Müştemilat aslında ama bakımlıdır. İstanbullu bir hanımın buradaki otellerde barınacağını nasıl düşünürdünüz? Sağ olun ama olmaz dedi Ferdi Bey. Yakışık almaz. Kabul edemem. Şimdi izninizle. Ama ben vergi mükellefi bile değilim ki Ferdi Bey diye diretti genç adam. Değilim ki dedikodu etsinler. İlle de derseniz sizden yemek ve yatak parası alırım, iki kişi pansiyonda kalır gibi. Doğru söylüyor beyefendi dedi banka müdürü. Usulde budur aslında. Böyle küçük yerlerde hele karşılığını ödersin. Bir düşüneyim, Mesrur'a bir danışayım dedi Ferdi Bey. Şimdilik izninizle. Şerefle dedi Ragıp Bey karşısında saygıyla eğildi, onu kapıdan uğurladı. Evet, kendi hikayemi kendime anlatmaktan durmaksızın aklımdan geçirmekten bıktım Lim Bey oğlum. Artık içimde eskiyor, dışarı vuracak sözcükleri bulamıyorum. Sizinle konuşuyorum ya, bir yandan eski anılar kayıyor dilimin altından. Her şeyi iç içe, karma karışık. Yaşandığı gibi anlatmanın bir yolu bulunmadı mı? Söz gelimi İstakpaşa sokağını adliye sarayı yangınını, Ragıp Bey ile şu çerçevedeki fotoğrafı hep birlikte hiçbirini öncelik tanımadan, hiç bekletmeden, dil altında eskitmeden, sıralamalara gitmeden, kendime tarafsızlık parantezleri koymadan. Çok az zaman kaldı biliyorum. Birazdan Yılmaz Bey gelip şifreyle verdiğiniz karşılığı açıklayacak bana. Sonra kızımı uğrayacak arabasıyla. Öyle tatili bitmeden beni alacak.'' Kendimi beklediği bir güneşli parka bırakacak. Yine kendimle konuşmaya başlayacağım. Artık öyle saatlerim hep dolu. Kızım yavrum bir gün kendi ayağıyla gelip beni otel odamda bulalı beri. Ben ona hiçbir şey veremedim. Kendi başına yükseldi, evlendi, öğretim üyesi oldu. Yine de köhne bilgilerle, işe yaramaz bilgi yığınaklarıyla dolu babasını küçümsemiyor yavrum. Oyalanayım diye beni kitaplıklara, parklara götürüyor. Ama daha önce hiç böyle bir bilgisayar merkezinde bulunmamıştım. Şu turuncu göbekli yunuvakları hiç görmemiştim. Ne müthiş bir şey yukarlık değil mi? Kartlar, kart dolapları, kasetler, bantlar, yanıp sönen ışıklar. Aa, i̇nsanlar nerelere geldi diye mi bileyim be oğlum? Yılmaz Bey kızımın arkadaşıdır. Aa, sizin üstünlüğünüzü uzun uzun anlattı bana ne büyük özverilerle düşse anonim şirketince yurdumuza getirildiğinizi. Bütün düşleri sınıflandırabilen bir gençmişsiniz. Ama ilişkiler yıpratıcı oluyor eninde sonunda. Yılmaz Bey sizi onca değerlendirirken anladığım kadarıyla küçümsüyor ara sıra. Kim bilir belki kesin batılı tarafsızlığını kıskanıyordur. Belki de gözü daha genç, daha yeni modellerdedir. Şimdi diyeceğim size bütün düşlerimi veriyorum. Baştan beri anlattıklarımın ve anlatmadıklarımın hepsini. Çerçeveli fotoğraftaki kadın karım mesuredir. O intihar ettikten sonra düşlerim aşındı zaten. Ah zavallıcık, at üstünde çıktığı sabah gezintilerinin uzun yürüyüşlerin sonu gelmeyecek sanmıştı. Çiftlikten ayrılacağımız gün Ferdi ben burada ragıpla kalıyorum dedi o kadar. Aa. O günden sonra insan içine çıkmadım. Çıkamadım. Otellerde kapalı kaldım. Kurula uğrayıp meslektaşların hatırına sormadım. Hep kaçtım. Bari bir şeye yarasaydı. O kırbaçlı it nasıl hırpalamıştır meslanımı Ah, ay yavrum yazsaydın ya bana. Gelip almaz mıydım seni? Kızımın bana ettiği analığı sana etmez miydim? O herif pavyonlarda sürterken koskoca bir çiftlikte tek başına geçirdiğin hafta sonlarında elinden tutmaz mıydım? Ama o kadar parlattın ki ürktüm senden. Yanına yaklaşmaya kıyamadım. Kızım beni Lin Bey oğlum. Gerçeği saklamaya gerek yok. Son günlerde ölüme iyice yaklaştığımı duyuyorum. Burnum sivrildi, rengim sarardı. Her şeyin karşılığında ne istiyorum sizden biliyor musunuz? Bir dakika şifreye basıyorum. Yeterince oyalandım. Lütfen bana bu düşler karşılığında kesintisiz bir uyku verin. Ayın son kütlesinden gelen ufak çıngırak sesleri dışında bir şey duymayın. Artık hesap yapmayın. Eski defterleri uykumda karıştırıp bu milletten, içimizden, kanımızdan nelerin kaçırıldığını, nelerin yağmalandığını hesap etmeyin. Ne olur. Kırmızı bir belirti verdiniz. Evet. Not. Program bulunamadı. Bütün işlemler durduruldu." dedi Yılmaz Bey.